çok fazla dışarı çıktıklarını düşünüyorum. Çok boş ve gereksiz dışarı dolaştıklarını düşünüyorum. Şahsen ben yani haftalarda dışarı çıkmıyorum. Yasakların devamı bence daha iyi. Çünkü sağlığımız önemli. Şu gördüğünüz etrafa 1000 kişi varsa belki 100 kişinin sadece işi var. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Açıklanan tabloya göre Kayseri'deki vaka artışı devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı artışı devam ediyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de vaka oldum. 45 günümden çektim. Nerede ya? Herkes aynen dışarıda devam ediyor işte. Korona yokmuş gibi devam ediyorlar. Önlem alınmazsa hala devam eder böyle. Bunun sonu gelmez yani. Sizce vaka artışı nasıl engelleyebiliriz? Aşı diyorlar, aşı da sahte, yalan çıktı yani. Aşı olduğu halde yine de virüs yani. Virüse yakalananlar var. Yapacak bir şey yok. Sadece vatandaşın umursamaması, başka hiçbir şey değil. Sizce vatandaş neden umursamıyor? Bilmiyorum artık. Ya kendisine gelmediği için, yoksa bu kadar imkanlara az bir şey yapsa. Ben dün Ankara'dan geldim. Yani inan ki oradakinin yarısı kadar burada dikkat etsek hiçbir şey olmaz. O kadar imkanlarımız da var. Ama dikkat etmiyoruz yani. Maalesef tedbir almıyoruz. Umursamıyoruz daha doğrusu. Şu gördüğünüz etrafa 1000 kişi varsa belki 100 kişinin sadece işi var. Mecbur olduğumuz. Tedbir alınırsa bu virüsten kurtulacağız. Herkes kendi önlemini kendisi almalı. Başkasından beklememeli. Maske, mesafe, temizlik. İnan üzülüyorum bu hale ya. Şu Kayseri mavi olması lazım. İnşallah bayrama olur. Onlar yapıyor. Kongrelerde toplantı yapıyor ya, bize gelen yasak, onlara yeni serbest. Onu ya dağıtıyor. Yeter. Vaka artışı nasıl engellenebilir sizce? Ya kurallara uyarsak engelleriz. Doğru mu? Kimse de doğrusu en çok onlar uymuyor. Valla bu böyle yarım yarım kapanmayan olmaz. Tüm kapatacak. O da ekonomi, biliyorlar ekonomi yükünü üstüne almıyorlar. O dolayında yani bitmez bu. Peki Kayseri'deki vaka artışını nasıl önleyebiliriz? Valla vaka artışında işte bu insan akışını düzeltirsen bu da mümkün değil. Tam kapanmayan olur yani, başka olmaz. Koronavirüs vakası sürekli devam edecek. İnsanımız bilinçsiz, insanımız eğitimsiz. Bu koronavirüs sürekli devam edecek yani. Devam edecek yani, dinmeyecek. Hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü Cumhurbaşkanı cumartesi pazar sokağa çıkmak kısıtlaması getirdi. Pazartesi insanlar gene iç içe. Aa bak. İnsanlar gene iç içe. Gene patlak verecek. Yani bu sistem hep böyle devam edecek ya. Bu çarp bozuk zaten. Buradan tüm Kayseri'ye sesleniyorum. Hijyen olalım. Mesafe, maske önemini yitirelim. Ellerimizi dezenfekte edelim. Maskeyi kullanalım. Gerekirse boş yere insanların içine girmeyelim. Tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bir aç bir kapa usulünün fayda sağlamadığını düşünüyorum. Yani 10 günlük tam kapanma olabilir veyahut da tamamen bırakılması lazım. Vatandaşların çok dikkat etmesi lazım. Çoğu vatandaş maskesini indirip geziyor. O vatandaşlar sayesinde de bu hastalığın biteceği yok yani. Sağ olsunlar diyelim artık, başka ne deyip. Vaka artışını önlemek için ne yapabiliriz? Önlemek için sık sık temizlik yap. Elleri sık sık yıkanacak. Maskesiz gezilmeyecek. Kalabalık yerlerde dikkat edilecek. İşte söyleyeceklerim bunlar. Bence yasakların devam etmesini tercih ederim. Yasaklar yani, yaşlılar hep sokakta. Sokakta olmamaları lazım. Hasta insanlar hep sokakta. Yani nasıl diyeyim? Yasakların devamı bence daha iyi. Çünkü sağlığımız önemli. Çok önemli. Hastaneden geliyorum yani. Ama hani her yer böyle kalabalık olursa bu virüs bitmez. Ya bitmiyor, sanki böyle niyeti yok gibi. Ya herkes kendini düşünmüyor bence. İnsanlarımız kendini düşünmüyor. Kendini düşünse böyle yasak kalkar kalkmaz herkes kendini dışarı atıyor. Normal değil bence. Herkesin şeysi var yani, böyle bir dışarıya bir ne bileyim, işi olan da kapıda, olmayan da kapıda. Ya yaşlılarımızı az önce baktım, hep yaşlı ya. Gençlerden çok yaşlılar daha kendini düşünmesi lazım ki. Hani virüse çabuk yakalanan insanlar yaşlılar en fazla. Gençler mesela atlatıyor ama yaşlılar atlatamıyor. Çok fazla dışarı çıktıklarını düşünüyorum. Çok boş ve gereksiz dışarı dolaştıklarını düşünüyorum. Şahsen ben yani haftalarda dışarı çıkmıyorum. Bir işim olduğu için hani böyle banka falan gibi bir işim olmadığı sürece asla dışarı çıkmamaya çalışıyorum.
Ama insanlar çok boş bir şekilde dışarıda geziyorlar. Hani sırf gezmek için, eğlenmek için bile dışarı çıkıyorlar. Bence yanlış yapıyorlar çünkü çok fazla vaka artışı var. Zaten Kayseri'de koronavirüs olduğundan beri hiçbir şekilde artışlar yani düşmedi. Hep en önde giden illerdeydik. Bence durum hiç iyi görünmüyor ama bakalım ne olacak. Sizce vaka artışını nasıl engelleyebiliriz? Dışarı çıkmayarak. Başka hiçbir şekilde olamaz yani. Akraba, doğum günü, partiler o şekilde onlara gitmeyerek, boş boş dışarıda gezmeyerek. Ancak bu şekilde olur yani. Başka türlü bir çaresi olmayacak çünkü. İnsanlarımız çok duyarsız. Yani yakınlaşma böyle çok, birbirine temas çok. Bir daha toplu taşıma araçlarında çok yoğunluk var. Bunların yani bir an önce önüne geçilmesini istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, çok sağ olun.